Perde Arkası kanalından herkese merhaba. Bu bölümde Baba filminin perde arkasını sizlerle paylaşacağız. Paramount yöneticilerinden Peter Ward, Mario Puzo'nun Babası kitabının film haklarını kitap henüz 20 sayfalık bir taslakken satın almış. Filmi yönetmesi için önce Sergio Leone'ye teklif götürüldü. Ama Leon kendi mafya filmini yapmak istiyordu, bu yüzden bu teklifi reddetti. Sinema tarihi bu karar ile bir zamanlar Amerika'da filmini kazandı. Sylvester Stallone bu filmde Polly ve Carlo rolleri için seçmelere katıldı. Ama iki rol için de seçilemedi. Bu başarısızlığın ardından kendisi film yazmaya başladı ve Rocky serisi böyle ortaya çıkmış oldu. Michael Corleone rolü için ilk düşünülen isim Tommy Lee Jones olmuş. Elvis Presley kitabın bir hayranı olarak Tom Hagen rolü için seçmelere katılmış ama aslında Vitton Corleone rolünü istiyormuş. Yapımcılar Marlon Brando ve Al Pacino'yu istemiyorlarmış. İkisi de yönetmenin ısrarıyla bu filmde rol alabilmişler. 3 yaşındaki aktör Anthony Gurnis en iyi tepkiyi kendi adını söyleyince veriyormuş. Bu yüzden Michael'ın oğlunun adı Anthony oldu. Açılış sahnesinde Marlon Brando'nun kucağında tuttuğu kedi senaryoda yok. Marlon Brando onu stüdyoda boşu boş gezerken bulmuş ve o sahnede kullanmış. Düğün kutlamaları sahnesi bir hafta içerisinde çekilebilmiş ve 750'den fazla figüran çalıştırılmış. Marlon Brando, Don Corleone karakterinin bir buldoğa benzemesini istemiş. Bu yüzden deneme çekimlerinde ağzına pamuk koymuş. Bu görüntüsü beğenilince çekimler için dişçisine bir ağızlık yaptırmış. Bu ağızlık New York'ta bir film müzesinde sergileniyor. Filmin en ilginç detaylarından biri portakal sahneleriydi. 3 filmde de portakal neredeyse Azrail rolündeydi. Babalar Meclisi'nde önüne portakal konan ölüyor, seri boyunca kimin elinden portakal düşüp ondan uzaklaşıyorsa o yaşıyordu. Örneğin ilk filmde Don Vito Corleone manavdan portakal alırken tetikçileri fark etmişti ve kaçarken portakallar yerlere saçılmıştı. Kült olan at kafası sahnesinin provalarında maket kullanıldı. Çekimlerde ise bir hayvan yemi fabrikasından gerçek at kafası alınmıştı. Sahne gerçekçi olsun diye John Marley'e bu durum haber verilmedi ve aktör gerçekten çok korktu ve çığlık attı. Hayvan hakları eylemcileri at kafası sahnesini protesto etmişler. Filmin yönetmeni Francis Ford Coppola bu konuda, "Bu filmde bir sürü insan öldü ama herkes at konusunda endişeleniyor. Sette de aynı şey oldu. At kafası getirildiğinde set ekibinden bir sürü kişi üzüldü ki bunlar hayvanseverler. Küçük köpeklere bayılan tipler. Bunların bilmedikleri şey ise biz bu atı, o minik köpekleri beslemek için günde bu şekilde 200 tane at katleden bir evcil hayvan yemi üreticisinden aldık." demiş. Marlon Brando repliklerinin çoğunu ezberleyemediği için önündeki küçük kağıtlara bakarak söylemiş. Filmde yaklaşık 61 sahne insanların yeme içmesini ya da sadece yiyecekleri gösteriyor. Diane Keaton'ın bu filmle ilgili anıları iki şey etrafında birleşiyor. Peruk ve Al Pacino. Peruk ondan nefret etmiş ve çekimler uzadıkça kafasından bir hayli ağırlık almışlar. Al Pacino ile çalışmaya da bayılmış. Görüntü yönetmeni Gordon Willis'e bu filmle Karanlıklar Prensi lakabı takılmış. Setler o kadar az aydınlatılmış ki Paramount yöneticileri görüntünün çok karanlık olduğu konusunda ısrar etmişler. Ama yönetmen ve görüntü yönetmeni bunun Corleone ailesinin ticari ilişkilerin şüpheliliğine vurgu olduğunu söylemişler. Don Vito Corleone'nin sesi gerçek bir mafyadan alıntı. Marlon Brando, Frank Castello isimli gangsteri TV'de görmüş ve sesini taklit etmiş. Yönetmen Coppola'nın kız kardeşi Connie karakteriyle filmde rol alıyor. Ama Francis Ford Coppola kız kardeşinin bu filmde oynamasını istememiş. Kız kardeşi Coppola'ya göre bu rol için fazla sevimliydi ve insanların onun ayrımcılık yaptığını düşünmesini istemedi. Kız kardeşi Mario Puzo'nun ısrarıyla seçmelere katılma şansını elde edebildi. Marlon Brando bu filmde rol aldığında 47 yaşındaydı. O kadar ağır makyaja rağmen bazı eleştirmenlerce yine de o rol için fazla genç bulunmuştur. Başrol olduğu halde Marlon Brando'nun filmde göründüğü toplam süre 1 saatten azdır. Bu da filmin ancak 3'te 1'i. Marlon Brando en iyi aktör ödülüne layık görüldü ama film endüstrisinin Kızılderililere yaptığı kötü muameleden ötürü törenlere katılmadı. Ve kendisi yerine Sachin Littlefeather isimli bir Kızılderiliği gönderdi. Genç kız da ödül heykelini almayı reddetti.
Al Pacino da akademi ödüllerini boykot etmiş, en iyi yardımcı oyuncu ödülüne aday gösterilmiş ama Al Pacino'ya göre kendisi Marlon Brando'dan daha fazla göründüğü halde Marlon Brando'nun en iyi oyuncu ödülüne layık görülmesi ona göre adil değilmiş. Yönetmen Francis Ford Coppola ve Paramount arasında ciddi bir gerginlik yaşanıyormuş. Bu yüzden Paramount sürekli Coppola'yı başkasıyla değiştirmek istemiş ve sette hep bir yedek yönetmen bulundurmuşlar. Coppola'yı takvimlerinin gerisinde kalmak, gereksiz masraflar, yapım ve oyuncu seçimi konusundaki hatalarıyla ilgili eleştirmişler. Ama Coppola filmi hem beklenenden kısa sürede bitirmiş hem de beklenenden daha ucuza mal etmiş. Francis Ford Coppola filmin adının sadece Godfather yerine Mario Puzo's Godfather olması konusunda ısrar etmiş. Senaryo romana o kadar sadıkmış ki Mario Puzo'nun bu övgüyü hak ettiğini düşünmüş. Film 6,5 milyon dolara çekilmiş ve 24 Mart 1972'de gösterime girmiş. Gişede Paramount stüdyolarına 245 milyon dolardan fazla kazandırmış. Bu tüm rekorların alt üst olması demekti. Stanley Kubrick bu filmin en iyi kasta sahip ve çekilmiş en iyi film olabileceğini düşünmüştür. 2006'da EA Games firması serinin bir bilgisayar oyununu yarattı. Oyunda James Keane, Robert Duvall ve Marlon Brando'nun diyaloglarına yer verildi. Ama Al Pacino oyuna sesini vermeyi reddetti. Marlon Brando'nun ölümünün ardından kendi elleriyle notlar eklediği Baba filmi senaryosu 12.800 dolara alıcı buldu. Bu bir senaryoya ödenmiş en yüksek bedel. Marlon Brando otobiyografisinde bu filmi defalarca reddettiğini çünkü mafyayı göz alıcı hale getirmek istemediğini söylemiş.